Şu an üç güzellerdeyim. Üç güzeller iki büyük bir küçük peri bacasından oluşuyor. Burası Ürgüp Nevşehir yolu üzerinde, hemen yol kenarında, Ürgüp'ün merkezine de 5 dakika mesafede. Yolun karşı tarafında otopark var. Oraya park edip bu tarafa geçmeniz gerekiyor. Burada kafeler var, hediyelik eşya dükkanları var. Turistik yerlerin olmazsa olmazları elbette. Şimdi üç güzellere doğru yürüyorum. Nevşehir Ürgüp yolu burası. Ürgüp sol taraf. Sağdan Nevşehir'e doğru gidebiliyorsunuz. Hemen karşıda otopark var. Yolun karşısına geçiyoruz. Sol tarafta yine hediyelik eşya dükkanı ve bir kafe var. Bu tarafta da aynı şekilde. Ahşap bir yürüme alanı yapılmış. Yukarı doğru yürüyor. Manzarayı çok daha güzel bir noktadan izleyebiliriz. Çıkmış olduğum tepeden üç güzeller peri bacalarını en iyi izleyebileceğiniz noktaya ulaşıyorsunuz. Burası Kapadokya'da en çok fotoğraf çekilen yerlerin başında yer alıyor. Adeta Kapadokya'nın simgesi haline gelmiş. Tabi bu diğer peri bacalarının yanı sıra buranın simge haline gelmesindeki neden bu peri bacalarının şapkalı olmasından dolayı. Bu şekilde diğerlerinden biraz daha farklı görünüyor. Kameramı sağa doğru çeviriyorum. Her yerde muhteşem peri bacası manzarası var. Bu tarafta çok büyük bir peri bacası var. Bu da gördüğünüz gibi şapkalı ama bu ünlenmemiş. Üç güzeller ünlenmiş. Bunun çok dikkat çekici bir tarafı var. Şapka kısmı gördüğünüz gibi aslında diğer parçadan ayrı duruyor. Kırılmış, birleşik değil. Çok büyük bir parça. Sanki üzerine sonradan konulmuş gibi. Bu tarafa doğru çeviriyorum kameramı. Karşıdaki yol Ürgüp'e doğru gidiyor. Beni biliyorsunuz, ben güzelliklerin yanında çirkinlikleri de söylüyorum. Kapadokya'nın simgesi haline gelmiş bir yerde bu kadar çöp görmek gerçekten çok üzücü. Sağ tarafı göstereceğim. İnanın burası daha kötü bir durumda. Pet şişeler, sigara izmaritleri. Gerçekten yazıklar olsun. Eminim ki belediye temizliyordur, baş edemiyordur. Ama insanların bunları buraya atması gerçekten inanılmaz. Kapadokya'daki diğer peri bacaları gibi buradaki peri bacalarının birçoğu da kırmızı kayalardan oluşan bir silüete sahip. Bu nedenle gün batımında oldukça güzel bir görüntü oluşturuyor. Kameramı karşıya doğru çeviriyorum. Yaklaştıracağım biraz eğer gösterebilirsem. Şurada gördüğünüz biraz da bulanık olarak gördüğümüz Dağ Erciyes. Bugün hava oldukça rüzgarlı, sıcak ama bu kadar fazla rüzgar olması hasta edebilir. Biraz dikkatli olmam gerekiyor. Üç güzellerin Kapadokya'da pek çok noktasında olduğu gibi buranın da bir efsanesi var. Videomu bitirirken size bu efsaneden bahsetmek istiyorum. Aslında buraya ait pek çok efsane var ama onlardan bir tanesi şöyle. Kapadokya'da kralın kızı bir çobana aşık olur. Kral tabi buna karşı çıkar. Tüm çabalarına rağmen onlara engel olamaz. Çoban ve prenses kaçar, evlenirler, bir çocukları olur. Çocukları olunca kralın onları affedeceğini düşünürler ve saraya doğru yola çıkarlar. Yalnız kral buna o kadar öfkelenir ki henüz onlar içeri girmeden askerlerini üzerlerine gönderir. Bu durumu öğrenen prenses babasının acıması olmayacağını, onları öldüreceğini anlar ve kaçmaya başlarlar. Bu sırada dua ederler. Allah'ım lütfen bizi kurtar. Bir yol bu. Ve duaları kabul olur. Üçü de taşa çevrilir. Bunlardan bir tanesi çoban, ortadaki çocuk ve diğeri prenses. Buranın bu sebeple
ederek çocuk sahibi olduklarına dair söylentiler de var. Hatta bunun için üç güzellerin arkamda görünüyor şu an. Hemen yan tarafında bir yokuş var. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu yokuşu 7 kez inip çıkarak çocuk sahibi olacaklarını düşünürler.